Bakalım. Şimdi birik şuraya koyalım. Motorumuzu çıkartalım. Evet, şimdi bu motoru dün ilk defa kullandım uzun soluklu olarak. Normalde bunu kullanamıyorum. Çünkü bunu kullanmak için gerekli ehliyetim yok. Yüksek motor olduğu için. Ehliyetim olmadığı için haliyle kasko da yaptırmadım. Yani insurance da yok. Insurance olmadığı için boşu boşuna vergi ödememek adına vergisini de yatırmadım. Dolayısıyla aslında bu motor trafikte de gözükmüyor. Plakadan sorgulama yapıldığı takdirde biraz illegal kullanmış oluyorum yani özetle. Dolayısıyla umuyorum herhangi bir sıkıntı olmaz. GSR 600. Şu anda kullanmış olduğum makina. 4 silindir. Yaklaşık 100 beygir. Şasi ve motor yapısı aslında GSX-R'den alınma. Dolayısıyla spor bir yapıya sahip. GSX-R'dan ne farkı var? Tabii ki daha az kuvvetli. Yarış için değil, daha fazla çıplak olarak tasarlanmış. Sokak için yapılmış bu motor. Orta devirler biraz daha kuvvetlendirilmiş duyduğum kadarıyla. Benim şu ana kadar çok bir tecrübem yok bu motorda. Ama güzel gidiyor. Egzoz sesi mükemmel oldu. Mivin egzozunu uyguladım. Bayağı rüzgar var. Normalde benim diğer kullandığım motor olan Yamaha MT-125'i kullanmış olsaydım bu rüzgarda, ki kullanıyorum da çoğu zaman, yaprak gibi sallamaya başlıyor sağdan soldan. Tabii motor ağır olduğu için, daha süratli olduğu için belki hareket kabiliyeti küçük 125 cc'lik motor kadar iyi değil, ama kesinlikle çok daha güçlü, çok daha oturaklı. Gaz açıldığı zaman mermi gibi istenilen istikamete doğru gidiyor. Saçma sapan hareketler yapmıyor. İkinci viteste şuradan çekmeye çalıştığında motor süzleme yapıyor. Alt devirler güçlü değil. Tork anlamında biraz zayıf kalıyor. Ya da alt devirlerde tork fazla vermiyor, bilemiyorum.
Yani MT125'ten bile örnek vermem gerekirse 125 cc'lik motor bile ikinci vitesteyken kaldırabiliyorum. Yani ikinci vitesteyken ölü devirde olsa bile gidiyor. Bunda işte şu anda mesela 4000'e geldikten sonra biraz canlandı. Ya şu anda gaza throttle'a göre, gaza göre hareket etmeye başladı. Öncesinde yok. Thank you.
atları bekliyormuşuz. Uhuu, atlar mı ileride? O zaman atlara gidelim biz ya.